gidiyor. Bursa'da dokumacılık kuşak dokumayla başlamış. Tosya kuşağı yazlı kışlık olarak kullanılan bir giysi. Tosya'da sadece Emine teyzenin dokuduğu kuşakları hala tezgahta görebilmek büyük bir şans. Geleneksel Tosya kuşakları yapan Emine teyze ile birlikteyiz. Merhaba Emine teyze. Merhaba Azim. Emine teyzeciğim, anlatır mısın bize Tosya kuşağı nedir, ne amaçla kullanılır? Tosya kuşağı kızım sıcak tutar belini, soğuktan korur, sıcaktan korur. Tirtik, güzel yünden yapıyoruz. İmalimiz bu. Adı Tosya. Kuşağı olduğuna göre Tosya'da mı yapılıyor Tosya'da sadece? Tosya'da yapılıyor, Tosya'da yapılıyor. Siz Tosya'da. Kaç yıldır dokursunuz böyle Tosya kuşağını? Ben 2 yaşımdan beri biliyorum da 2 senedir devam ediyorum. Önceleri tela yaptık. Önce tela dokudunuz, tela elde dokudunuz yani. Hayır, o motorluydu. Şimdi motoru başımız çekmediği için yaşlandık, takır takır. Bunu yapıyoruz şimdi de. Böyle tezgahta dokurken ayakta duruyorsunuz. Evet. Peki yorulmuyor musunuz? Yorulmuyoruz kızım. Yorulmuşum ne çare. Yapacaksın işte bu işi. Alınca başını yorulsan da ölsen de yapacaksın. Evet. Bu tezgahın üzerinde kurşun, kurşun parçalar kurşun. Var. Evet. Çok padişahlar, da ağır. Padişahlar zamanının üretimi bu iş. Padişahlardan gelmiş. Padişah bu şeyleri herhalde taşları mı diğer mi oldu bilemiyorum. Ağır olmasının nedeni sıkışması için. Sıkışmasının nedeni sıkıştırmak cıması böyle gelince. Peki kaç metre oluyor, uzunluğu ne kadar oluyor? Uzunluğu 2 metre. 2 metre 6 metre yapıyoruz. Hepsi saçağı 45 santim saçağı var. Peki hangi renklerde oluyor çoğunlukla Tosya kuşakları? Kırmızı, yeşil, sarı, beyaz. 4 renkten oluşuyor. Başka renkler kullanılmaz mı? Kullanılmıyor. Neden? İşte o renkleri katmıyoruz. Böyle renkle gidiyor. Giden renkle bunlar. Evet. Hem erkekler kullanıyor hem de kadınlar kullanıyor. Yazın sıcaktan korunmak için, kışın soğuktan korunmak için. Peki Emine teyze, kolay gelsin size. Teşekkür ederim. ...28.000 nüfusa sahip Tosya'da tela dokumacılığı oldukça yaygın. Eskiden sadece el tezgahlarında dokunan tela, günümüzde Tosya'da her evde çalışan birinin olmasını sağlamış. İsminizi öğrenebilir miyiz? Adem Sivaslı. Adem Bey, terzilik yapıyorsunuz Tosya'da. Evet, Tosya'da. Tela'yı da en iyi siz bilirsiniz o zaman. Terziler çok kullanırlar tela'yı çünkü. Tela ne işe yarar? Tela bizim burada Tosya'da dokunan, tarihe dayanan bir dokuma el sanatlarından başlıca teladır. Bunun yanında kuşak da vardır, kese de vardır. Tela ne işe yarar? Tela elbisede kullanılan elbisenin temeli diyebiliriz. Yani, ceketin temeli. Telasız ceket olmaz mı? Telasız ceket olmaz mı derse şimdi fabrikasyon yapılanlara biz hakaret etmiş oluruz. Onlar da teknolojiyi kullanarak telasız da yapıyorlar ama yapışkan tela onu kullanıyorlar. Ama elbisenin şöyle söyleyeyim, gerçek elbise olsun istiyorsak telayı bu şekil kullanacağız. Gerçek malzemesi tela, elbiseyi ayakta tutan teladır. Yani elbisenin iskeleti gibi. Astarla kumaş arasında değil mi? Astarla kumaş arasında duran tela gerçekten elbiseyi gösteren,
işçiliğimizi takdirle şahine gösteren teladır. Şimdi düşük kalitemiz de var. İncesi var. Bunun yazlık kullanımı, dokuması bir haşırlı deriz. Bir de bükülü deriz. İncesinlerde bükülleri kullanıyoruz. Kalınta haşırlı olanı kullanıyoruz. Yazlık kışlık ayrılıyor tabii, yani. Tabii yazlık kışlık telamızda ayrılıyor. Güneyin pamuğu kuzeyin titriğiyle Tosya'da buluşuyor. Tosya'da neredeyse hemen her evden tela dokuyan tezgahların sesi geliyor. Mehmet Usta, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Tosyalı Mehmet Pekmezciyim. Annemden doğduğum günden beri dokumacıyım. Dokumacılıkla devam ediyorum. Dokumacılıkla iştigal ediyoruz. Tosya kuşağı dokuyorduk. Tosya kuşağını bıraktık. Onun malzemesinin olmayışından. Ve şimdi şu anda telacılıkla devam ediyoruz. Dokumacı olaraktan. Neden yaygın Tosya'da tela? Tosya'da dokumacılık daha ileri gelmiş. Daha esnafın dokuması kolayına gittiği için tela dokumaya başlamış ve yani öyle devam ediyor. Yani eskiden beri var aslında. Eskiden beri, evet. Değil mi? Evet, tabii. Tamamıyla Türkiye'ye hitap eden bir tela dokuması bu. Başka şeylerde yok. Başka Siz memleketlerde yok. Siz Tosya kuşağı dokuyarak başladım dediniz. Tabii, evet. Kaç yaşındaydınız o zaman? O zaman 12-13 yaşındaydım başladığımda, dokumaya başladığımda. Ondan sonra işte askere gidip gelinceye kadar şöyle Tosya kuşağıyla devam ettik. Askerden geldikten sonra da telacılığa başladık ve telacılıkla devam ediyorsunuz. Hep makinede yapılıyor. Tabii burada. Hep makine. Her evde var mı? Var. Hemen? Her evde var. Yani bütün komşularda, memleketin her evinde aşağı yukarı tezgah mevcut. Zaten böyle sokaklardan hep dokuma tezgahlarının tabii, sesi geliyor tabii, sürekli. Evet, evet. Peki bu sese nasıl dayanıyorsunuz? Allah gücünü veriyor, öyle dayanıyoruz. Başka türlü çaresi yok, ekmek parası. Ekmek parası. Başka da mesleğimizin de olmadığından dolayı dokumacılığa devam ediyoruz. Telanın önemi ne peki? Telanın önemi ceketi ayakta tutmak. Ceketin bir numaralı malzemesi. Kumaşın dikip de ceket olaraktan giymesi kolay ama fakat dört dörtlük bir cekette sırtında durabilmesi için illaki telanın olması şart. Tela olması lazım. Tela olmadan olmuyor. Şimdi dediniz ki eskiden el tezgahlarında yapılıyordu. Evet. Evet. El tezgahlarında Siz vardı. Siz dokudunuz mu el tezgahında da? Telayı dokumadım. Ben Tosya kuşağı dokudum. Yalnız telayı dokuyanlar vardı. Daha eski bizden çok ihtiyar amcalar, dedeler onları yapıyorlardı. Fakat biz onu maalesef yapmadık. Talep arttıkça makineye evet. dönülmüş değil mi? Tela da makineye döndüm ben. Evet. Siz çocuk yaşta başladınız. Evet. Aileniz de yapıyor aynı Tabii. zamanda değil mi? Annem, babam ve babam da zaten babamdan geliyor dokumacılık. Annem de dokumacı değildi. Sonradan öğrenme. Aynen hanım da öyle sonradan öğrendi. Sonradan öğrenme. Biz içinde yetiştiğimiz devam ediyor. Peki nasıldı o dönemler? Biraz anlatır mısınız o çıraklık dönemleriniz? Çıraklık dönemi evvela bir kere çocuğa getir götür. Angarya işleri. Ayak işleri. Yani. Ayak işleri yaptırılıyor. Toplama işleri. Ondan sonra gücü yetmeye başlayınca masra sarıbı. Masra götür. Ondan sonra yavaş yavaş tezgaha yaklaştırıyor. Tezgaha doku. Ondan sonra hadi bakalım. Hadi bu da senin bunda çalışacağım. İşler gittikçe zorlaşıyor. Tabii tabii. Gittikçe zorlaşıyor. Ondan sonra ipliğin boyama şekline gidiyor. Sokçu kuşağının ipliklerini kendimiz evimizde boyuyorduk o zaman. O dönemlerde o iplikleri kendimiz boyuyorduk. Bugünkü gibi böyle boyalı hazır gelmiyordu. Boyamayı da kendimiz yapıyorduk. Tabii boyamayı da kendimiz yapıyorduk. Ve şimdi şu anda artık iplik boyalı geliyor. Öyle boyalı yapılıyor. Peki kaç saat çalışıyorsunuz tezgahlarınızın başında? Bizim şimdi en az 12 saat çalışmak mecburiyetindeyiz yani. Bir makinenin başında bir vatandaşımız illaki 12 saat çalışmak mecburiyetinde. 12 saati aşağı düştüğü zaman para kazanmadım demesi lazım. Yani iş çıkmıyor 12 saatin altında. İş çıkmıyor tabii. Tabii 12 saatten aşağı da iş çıkmıyor, mal çıkmıyor. Çıkmayınca da ve biz fason çalıştığımızdan dolayı metre üzeri para aldığımızdan
Ve bu da bizi tatmin edebilmesi için 12 saat çalışmak mecburiyetindeyiz yani. Bu da işinizle birlikte sabah kalkar kalkmaz. Evet, tabii. Tezgahları kahvaltıyı yapıyoruz. Kahvaltıyı yaptığımız zaman herkes kendi o atölyeye girer, gücünün yettiğini yapar. Akşama kadar çalışırız orada. Sadece öğle yemeği, akşam yemeği o kadar çıkar. Şimdi Mehmet Usta, tela yapımında kullandığınız ip nedir? Özellikleri nelerdir bunların? Bunun özelliği keçi kolu. Keçinin kolundan ip olaraktan imal ediliyor. Tiftik mi yani? Değil, kıl. Kıldan yapılıyor. Kıldan yapılıyor. Ve kıldan ip yapılıyor. Kılı içine atıyoruz. Pamuğun içerisine kıl dokuyoruz. Ve öyle bir santimetre kadar şeyinde, santiminde 15 atkı var. 15 tane kıl var yani. Bir santimetre kıl. Bir santimde 15 tane kıl var. 15 kıl. Evet. Ne demek bu yani? Bu 15 atkı demektir. 15 atkı. Evet, 15 atkı demektir. Hı hı. 15 atkı gidiyor. Ve bunu da biz fason olarak çalışıyoruz. Patrona teslim ediyoruz. O diğer memleketlere götürüp satıyor, pazarlamasını yapıyor. Türkiye'ye Tosya'dan dağılıyor, evet, tela. Evet, tabii. Bütün Türkiye'ye Tosya'dan dağılıyor tela.